Bu zamandır yaklaşık 5 yıldır 6 seçim yaşadık. En sonunda 31 Mart 2019 seçimleri. Ama kendi aramızda birlikte hiçbir araya gelemedik. Bugün istedik yönetim olarak hep bir arada olalım. Özellikle kadın kollarımızla birlikte bir kahvaltı yapalım. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biz 2014-17 Haziran'da görev aldık. Yaklaşık 5 yıllık görev süresi içerisinde bir cumhurbaşkanlığı seçimi 7 Haziran 1 Kasım 24 Haziran ve 31 Mart olmak üzere bir de arada iki referandum yaşayarak bu sürece geldik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bayrampaşa İlçe Teşkilatı bu seçimlerin hepsinden yüzün akıyla çıkmış bir teşkilattı. Özellikle 31 Mart'ta başta 24 Haziran olmak üzere 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Etme Sistemi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte başta Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ile birlikte Cumhur İttifakı olarak seçime girdik. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Etme Sistemi Cumhurbaşkanı'nı seçti. 31 Mart mali idareler seçimlerinde de 81 vilayette ilçeleri ve beylerinde olmak üzere Cumhur İttifakı 30 büyük ilimizde seçime girdi. Yetki alanımız olan Bayrampaşa'da özellikle size belirtmek istedim ki 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partimiz Büyükşehir Belediyesi 3 tane, il belediyesi 6 tane, ilçe belediyesi 75 tane, belde belediyesi 44 olmak üzere 127 belediye almış. 2014. 2019 mali idareler seçimlerinde Büyükşehir 1, il belediyesi 10, ilçe belediyesi 135, belde belediyesi 89 olmak üzere 235 belediye almış. Yani %100'lük bir artış ortaya koymuş. Bayrampaşa'mızda Cumhur İttifakımızın adayı, AK Parti adayı Atilla Aydınel Bey %49.29, yani 80.719 oy almış. Karşımızda oluşan ittifakın CHP adayı 72.998 oy, %44.57 dilimiyle ve sırasıyla Saadet Partisi, DSP, Bağımsız Türkiye Partisi ve Birlik Partisi olmak üzere seçimlere katılmış. Bayrampaşa'da Cumhur İttifakı olarak Adalet ve Kalkınma Partimizin teşkilatıyla uyumlu bir çalışma ortaya koyduk. 24 Haziran'da 55.7 olan Cumhur İttifakımızın oyunu 31 Mart'ta %49, yani %50 ile seçimi kazanmış oldu. Cumhur İttifakı kapsamında meclis üyeliği olarak 9, 19 ve 29. sıralar olmak üzere bize verildi. 9. sırada Tarık Özgecan kardeşimiz de seçilmiş oldu. Bu vesileyle seçimlerin Bayrampaşa halkına hayırlı olmasını diliyorum. Umuyorum ki Bayrampaşa'da başta Atilla Aydınar olmak üzere ve meslek üyelerimizle birlikte fakirin, fukaranın, yetimin hakkının korunacağı,
modern belediyecilik alanında da Bayrampaşa'da bir farkındalık yaratacaklarına inanıyoruz. Bunu umut ediyoruz. Tabii ki milletimize hizmet etmek, Bayrampaşa'ya hizmet etmek bizim asli vazifemiz. Bayrampaşa'daki seçim sonuçları icabı olarak da Bayrampaşa halkının her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor. Emeklerinde de saygıyla eğiliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kahvaltımızı yiyelim arkadaşlar.